Psikolojinden hepinize merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 4. ünite olan madde ve değişim konusuyla devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, geçen dersimizde buharlaşma dedik, kaynama dedik, erime dedik, donma dedik, hal değişimi nasıl olur dedik ve günlük yaşamdaki örneklerimize değinmiştik. Bu derste de başka bir hal değişimi olan yoğuşma ile devam edeceğiz. Belki bu dersimde anlatacağım kavramların çoğuna aşina olmayabilirsiniz. O yüzden dikkatlice dinliyorum. Şimdi yoğuşma kavramı aslında gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi olayıdır arkadaşlar. Ve yine yoğuşmada siz aslında olay olduğunda madde dışarıya ısı verdiği için ortamında sıcaklığını arttırmış oluyoruz. Aslında geçen dersinde hal değişimleri anlatırken çok sıklıkla tekrar ettiğim bir cümleyi tekrar edeceğim. Yoğuşma sırasında da saf maddelerin sıcaklığı değişmiyor arkadaşlar. Tekrar edelim. Yoğuşma neymiş? Gaz haldeki maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi olayıdır hocam. Evet, aklımızda bulunsun. Peki günlük yaşamdan hangi örnekler yoğuşmadır? Özellikle de bulut oluşumu veya yazın deme sıcak hava, ben ne yaptım, dolaptan çıkardım bir içecek, içeceğim, buz gibi. Ama bu köyün üstünde su damlacıkları oluştu. Şimdi ben dedim ki gaz bir maddenin sıvı hale geçmesiydi, ısı vererek. Ha, o zaman su damlacıkları sıvılaştı ya, işte bu çok güzel bir örnek. Veya akşam mis gibi çay demlediniz, çaydanlıktan çıkan su buharının soğuk kapağa çarptığında su damlacıklarına dönüşmesi. Yine çok güzel bir yoğuşma örneğimiz. Veya banyo yaptık. Banyonun buharından, sıcağından ayna ve fayanslar buğulandı. Aslında oradaki gazın soğuk havayla, yani soğuk maddeyle çarpıştığında böyle su damlacıkları oluşturması veya buğulanması dediğimiz olayda yine yoğuşmaya örnek. Veya kışın ben sıklıkla yaparım bunu. Nefes veririm hoo diye. Ne oluyor? Kışın nefes verdiğinde ağzından duman çıkıyor ve o dumanı aslında ben görebiliyorum. Böyle daha orada aslında çok kısa süreli de olsa siz o su damlacıklarının böyle yoğuştuğunu görebilirsiniz. Aklımızda bulunsun. O zaman bulut oluşumu dedik. Dolaptan çıkarılan içeceklerin dışlarında su damlacıklarının oluşması dedik. Çaydanlıktan çıkan su buharının soğuk kapağa çarpması veya yemek pişirdi anneniz değil mi? Bakacaksınız yemekte ne var? Pilav varmış. Kapağı açtığınız su damlacıkları dökülür değil mi? Banyo yaptık. Ayna ve fayanslar buğulandı dedik. Veya en güzel örneklerinden biri de kışın nefes verdik. Ağzımızdan duman çıkması yoğuşan su tanecikleridir dedik. Lütfen örneklerimizi dikkate alalım. Sınavlarda sıklıkla karşınıza gelecek. Süblimleşme. Diğer önemli bir kavramımız. Belki de ilk defa duyuyorsunuz. Nedir bu süblimleşme hocam? Katı haldeki maddenin dışarıdan ısı alarak, bakın burası çok önemli, sıvı hale geçmiyor bu madde. Şimdi normalde katı, sıvı, gaz diye öğrettim ben size. Ama bu madde çok hızlı koşabiliyor. Katıdan direkt gaz hale geçebiliyor. O yüzden de tekrar ifade edeyim isterseniz, katı bir haldeki maddemiz var, dışarıdan ısı alıyor ve sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesi olayına süblimleşme diyoruz. Şimdi tekrar edelim, katıdan direkt gaz hale geçmesi. Şimdi ben burada ama ısı aldım. Ha, o zaman sen süblimleşme sırasında madde olarak dışarıdan ısı aldığın için ortamında sıcaklığını azaltmış oluyorsun. Peki, süblimleşmeyi nerede göreceğim hocam? Düşünelim. Süblimleşme nerede? Şimdi, aslında çok böyle nadir örneklerimiz var. Mesela naftalin, mesela iyot veya kuru buz. Şimdi burada bazı örneklerimiz var. Mesela kuru buz sıkıştırılmış karbondioksittir arkadaşlar. Ve siz onu kaynar suya attığınızda madde erimez. Direkt gaz hale geçer ve böyle dumanlı bir gaz çıkarır ortama. Veya naftalinin yine erimeden direkt katı halden gaz hale geçtiğini görürsünüz. Mutlaka örneklerimiz dikkat edilsin. Şimdi günlük yaşamdan bazı yoğuşma örneklerine dikkat edelim. Lavabodaki naftalinin bir süre sonra bitmesi veya kuru buzu suyun içine attığımızda buhar haline gelmesi de
yine bizim günlük hayatımızdaki örneklerimizden arkadaşlar. Şimdi belki daha önce duyduğunuz bu kavramı belki duymadınız. Kırağılaşma dedik. Peki nedir hocam kırağılaşma? Gaz haldeki maddenin dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesi. Tekrar ediyorum. Gaz haldeki bir maddenin dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesidir dedik. Yine kırağılaşma sırasında madde dışarıya ısıyı verdiği için ortamın sıcaklığını bir nebze de olsun arttırmış oluyor. Buna yine de dikkat edelim. Günlük yaşamda mesela hava soğuk olduğunda sabahları bitkilerin, arabaların üzerinde kırığı denilen böyle ince bir buz tabakası görürsünüz. Yine bu aslında havadaki su buharının aniden birden soğuklukla katı hale geçmesine örnek olarak verilebilir. Şimdi bu derslerimizde biz neler öğrendik? Kırağılaşma dedik, süblimleşme dedik, yoğuşma dedik, erime dedik, donma dedik. Belki de pek çok daha önce duymadığınız kavramla karşılaştınız. Evet, bu kavramları biliyoruz. Özellikle de ortamdan ısı mı alınmış bu hal değişimi gerçekleşirken veya ortama ısı mı verilmiş, bunlara çok dikkat edeceğiz. Ve mutlaka sizden ricam örneklerimizi çok çok dikkatli bir şekilde tekrar tekrar dinleyelim. Böylelikle de konumuz pekişmiş olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.